bir tablo var. E, bu tabloyu ekrana alacağım. Emekliye zamda olası senaryolar diye. Şimdi evet ikramiye ön plana çıkıyor. Bu 5000 lira meselesi konuşuluyor ama e, Vedat Işıkan'ın açıklamasına baktığımızda iki senaryomuz var dediğinde bu sadece ikramiye olmayabilir. Yani onun da altını çizmek gerekiyor. Yani bugün Cumhurbaşkanına sadece ikramiye sunulmayabilir. Farklı bir seçenek de sunulabilir. Bu olası senaryolarla ilgili tabloyu da şöyle ekrana almak istiyorum ve sözü size bırakıyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu olası senaryo kısmını? Evet buradaki olasılıklar genelde yıl sonu için ben bu tabloyu hazırlamıştım ama dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte, e, bununla ilgili kabine toplantısı e, sonrasında e, bir açıklama müjde e, diyeceği için Cumhuriyet ikramiyesinde e, benim şahsı nazarımda e, bu ikramiyenin verilmesi olası gözüküyor. Ha, buradaki tablo bize neyi anlatıyor? E, burada e, sizin de bildiği gibi emeklerimiz yılda iki defa zam alıyor. %19.77 e, 2023'ün ilk yarı yılında sonraki yarılığı yılı içinde Temmuz, Ağustos, Eylül'de %25'lik bir zam şu an kesinleşmiş diyebiliriz. %25'lik sadece SSK Bağkur emeklisi için %35.73'le memur ve memur emeklisine e, şu an için e, kesinlikle diyebiliriz. Ha, orta vadeli programda hep %65'lik yıl sonu enflasyon e, tahmini var. E, o zaman da %37.76 yıl sonundaki e, ee, gelecek olan zam. Memur ve memur emeklinize ise yüzde %49 %49.46'lık bir zam e, gözüküyor. Ha, SSK Bağkur'da 7.500 lira olan taban aylık 137.76 ile 10.332 liraya. E, memurumuz 22 memurumuzda 22.017 liradan %50'likte 32.906 liraya. Memur emeklimizde 9.876'dan %50'lik zamla 14.760 lira. Ha, burada işte 3 olasılık dediğimiz e, emeklerinin Tamamına oransal bir zam. Ha, buradaki e, refah payı şeklinde bir zam verildiği zaman otomatik ben zaten e, siz emekliyseniz ne kadar maaş alıyorsanız ve onun üzerinde alanda ona orantılı olaraktan bu rakam yükselecektir. E, Sayın hmm. Cevdet Yılmaz'ın e, dikkat çektiği kök maaştan başlayaraktan yukarıya doğru seyyan, yani düşük alana e, yüksek yüksek alana biraz daha oransal bazda düşük seyyanen bir zam yapılması. buradaki seyahenden kasıt 2 bin lira mı, e, bin lira mı veya Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasında 8077 olarak seyahenden rakamın memurlara verilmişti. Bu emeklerimize de verilmesi şeklinde olan kısmında rakamsal boyutta biraz şu an Araf'ta duruyor. Ha, üçüncü alternatif de taban maaşın artılmasında 7500 liradan 10 bin lira yükseltmesi. Bence ekrana yazmış olduğumuz şu 2 ve 3 nolu olasılık ikisi bir arada olacak. Neden? Hmm. Birinci nedeni o, e, Şimdi burada, orada seyyanen zam ve 7500 liranın 10 bin liraya artırılması kısmının bir arada olacağını söylüyorsunuz. Doğru mudur? Doğrudur. Nedeni şu 7000 yani biz geçtiğimiz dönemde hep kök maaşları konuşmuştuk. Şu an asgari ücret üzerinden EYT'den emekli olan ek ödeme %4 dahil 5500 lira zam alıyor. E, maaş alıyor. 5500 lira maaşın %37.76'sı üzerinden hesapladığımız zaman 7576 liraya gelecek kök maaş. Dolayısıyla bir önceki dönemde konuşmuş olduğumuz kök maaştan kaynaklı olan sorun devam etmiş olacak. Bu sebepten dolayı onlar 76 lira gibi bir maaş zammı emeklerimiz içerisinde memnuniyetsizlik yaratacaktır. Bu yüzden de 7500 lira olan taban aylığı 10 bin liraya yükseltilmesi muhtemel olarak benim kendi şahsi hesaplamamda hı hı. E, böyle gözüküyor. E, devamında da işte Sayın Cevdet Yılmaz her konuşmasında işte aşağıdan yukarıya doğru seyyanen bir zam. E, dolayısıyla siz 7500'den 10 bin liraya 2500 liralık bir e, artış yapıyorsanız e, kök maaştan sonraki kısımda da Herkese 2500 er liralık bir seyyanen zam da olabilir. Devamında buna %37.76'lık bir SSK Bağkur için söylüyorum. Ee, zam yapılması da yine muhtemel olarak gözüküyor. Ama şöyle bir masa yatırdığımız zaman geçmiş dönemdeki memur emeklisi ve SSK Bağkur emeklisinin zam oranlarına bakıldığı zaman onlar hep birbirine fikslendi en son ki Haziran'ı düşünelim. Haziran'da ki SSK Bağkur emeklisi %19.77 idi. Memur ve memur emeklisinin özellikle yüzde 15.76 idi. Ya tam hatırlayamıyorum. Ha ikisine de, özür diliyorum. Yüzde 17.55'te e, memur emeklisindeydi. İkisi de yüzde 25'e fixlendi. Bir önceki döneme bakalım. Bir önceki dönemde de hem memur emeklisi hem SSK Bağkur emeklisi aynı oranda zam aldı. Aradaki farklar refah payı şeklinde verildi. Ha, bu da demek oluyor ki şu anki SSK Bağkur %37.76, memur emeklisi %49.40 yani %50'ye de ikisinin fikslenme durumu da olabilir. O da ayrı bir alternatif olarak bir parantez daha açılabilir bu konuda değerli arkadaşlar. Ee, şimdi bir şey daha ek daha soracağım ama bazı izleyicilerimiz ya yayını kaçırıyoruz lütfen sosyal medyadan bildirin gibi e, taleplerde bulunmuşlar. İki e, duyuru yapayım bununla ilgili bir tanesi... Twitter adresimizi mutlaka takip edin. Oradan yayın dışındaki haberleri de paylaşıyoruz. Önemli detayları da paylaşıyoruz. Meclisteki anlık gelişmeleri de paylaşıyoruz. İkincisi ise YouTube kanalında, abone olduğunuz YouTube kanalında topluluk sekmesinden e, yayın saatlerini duyurmaya çalışıyoruz. Orayı da takip etmenizi rica edeceğim. Şimdi diğer sorum şu olacak Emin Bey. Bugün biz, e, yani şimdi Ağır basan iki şey var benim öngördüğüm bir tanesi ikramiye konusu en çok bu konuşuluyor fakat 5000 liralık bir ikramiyenin bütün emeklere verilmesinin yanı sıra seyyanen bir artış yapılması daha mantıklı gibi görüyor. Neden? Çünkü seyyanen artış yaptığınız zaman bu maaşınıza her ay yansıyacak işte 10 bin lira alıyorsanız 2.000-3.000 bin, bin lira seyyanen oluyorsa... 13 bin liraya çıkacak. Diğer ayda 13 bin lira alacaksınız ve yeni zammınızı 10 bin lira üzerinden değil de 13 bin lira üzerinden alacaksınız. O yüzden seyyanen zam sanki daha e, bir çare olur gibi görünüyor bugün. Bu ihtimali görüyor musunuz? Yani e, tam olarak ikramiye konusu e, benim gördüğüm kadarıyla emeklileri de memnun etmiş değil. Yani evet bekleniliyor ediliyor ama hani burada seyyanen e, beklentisi ikramiyeye göre çok daha iyi e, görünüyor. Yani İki seçenek arasında bakıldığında nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi yıl sonundaki e, emekli zammıyla ile ilgili e, konuşuyorsak bu konuyla alakalı seyaren e, bir rakam e, verilmesi e, bence de daha Yok, bu, bugün, mantıklı. bugün bugün bugünle alakalı hani bugünle ilgili yıl sonu farklı bir başlık ama hani bugün böyle bir şey olabilir mi üzerinden soruyorum. Evet bugünle ilgili e, seyyanen bir rakam verilmesini ben e, muhtemel görmüyorum. Neden? Bir önceki dönemde Nisan ayında işte e, 5500 liradan 7500 liraya e, taban aylıklar yani o da baktığınız zaman e, seyyanen bir rakam da olmuş oluyor. En düşük e, alanlar için kastediyorum bunu. E, burada seyyanen bir zam ara dönem gibi nitelendirilirse bu sefer aralık ayında beklentinin e, biraz daha artacağını e, tahmin ediyorum. Ama normal standartlar zaten emeklimiz çok çok düşük alıyor. Hakkıdır da keşke de olsa. E, fakat içinde bulunduğumuz e, bu maliye yönünde sıkı yönetimden dolayı şu an bir zam yapalım. Aralıkta tekrar bir zam yapılması oradaki verilecek rakamı ikiye bölmek demektir ikiye bölündüğü takdirde de rakamsal boyutta bu emeklimizin ihtiyacı olan rakamı karşılayamadığından kaynaklı bunu bu yönlü bir strateji izleyerek vereceklerini tahmin etmiyorum e, gönül ister ki işte 10 bin lira 10 bin, 15 bin lira hatta ve hatta asgari ücrete e, fixlenmesi tabii ki orada emeklimiz için e, biraz daha rahat nefes alınması olabilir ama şu anki senaryo üzerinden rakamları masa ya yatırdığımız zaman benim görüşüm bu yönde değerli Murat. Ee, özellikle bir konuyu daha sormak istiyorum. Dul ve eğitim e, maaşları bununla ilgili yazan e, çok izleyicimiz var ve bazı siyasetçiler de buna özellikle dikkat çekiyor çünkü gerçekten Kamuoyunda 7500 lira diye bahsediyoruz ama dul ve yetim maaşları çok çok daha düşük durumda. Bununla ilgili bir çalışma olur mu? Buraya yönelik bir adım atılır mı sizce? şimdi seyyanen diyoruz evet ama normal şartlarda bu olmalı, yapılmalı ama seyyanen zam geldiğinde muhtemelen 7500 lira altında kalanların kök maaşına bir artış yapılacak. O da bütün emeklilere tam olarak yansımamış gibi de olabilir. Burada ikramiye meselesinin ön plana çıkması da sanıyorum ki bu konudan da kaynaklı. Dul ve yetim maaşlarını da sormak istiyorum size. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet burada hukukumuzda dul ve eğitim maaşı diye nitelendiriliyor. Burada dul olarak sadece kadınları değil erkekler de aynı şekilde eşlerin birbirinden kalan maaşlarını alabiliyorlar. Burada sadece bir eş varsa çalışmıyorsa... E, do, dolayısıyla orada maaşın yüzde kısmını alıyor. Yüzde kısmı neden verilmiyor? Eğer e, eş yaşamış olsaydı oradaki yüzde 25'i kendisi alacağından dolayı yüzde 25'i yasa koyucu bu yönde e, vermiyor. Sadece %75'i 75'i yani, olası olaraktan e, oradaki eş çalışmaya başlarsa o rakam yüzde düşüyor. Hatta hatta arkada yetim varsa yüzde 25 e, pay alabiliyor. İşte bir dul e, özür diliyorum bir e, dul e, işte dört tane yetim varsa yüzde yüzlük e, maaşın tamamı kendi arasında alınabiliyor. Hatta hatta anne ve babalar da alabiliyor buradaki e, maaşı. E, yetim maaşlarına bakıldığı takdirde yedi bin yani sizin dosyanız doğrultusunda yüzdeli kısım hissenize düşen rakam üzerinden değerlendiriliyor. 7500 lira üzerinden hesapladığımız takdirde yetimler yüzde yirmi beşlik kısmı alıyorlar. E %25 de 7500 liranın e, hesapladığım zaman 1875 lira gibi komik bir rakama evet, maalesef, ediyor. Maalesef. Yani, yani bu e, hem e, dullarda hem yetimlerde bu rakamların karşılığı e, maalesef yoktur. Ha, 7500 lirayı tek başına e, masaya yatırdığın zaman oradaki rakamında bir karşılığı yoktur. E, haklı olaraktan zerzenişte yani geçim kaynağı, mutfakta yangın, bunlarla alakalı bir iyileştirme e, büyük ihtimalle olacaktır ama e, oradaki dul yetime ekstra olaraktan buradaki oranların yükseltilmesi e, bence biraz daha ehemmiyetli gözüküyor ki e, inşallah Aralık ayındaki zamlarla ilgili yeteri kadar da e, kamuoyu oluşursa bunlara da bir iyileştirme yapılması muhtemel gözüküyor. Peki bugün